Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Sürmene'deyiz. Memleketim olan Sürmene'de sizlere Sürmene bıçağını anlatacağım. Şu anda Nahit Kumbasar'ın dükkanındayız. Bıçak dükkanındayız. Sürmene Bıçak Sarayı. Sürmene Bıçak Sarayı. Evet. Sürmene Bıçak Sarayı'ndayız. Nahit Bey, öncelikle teşekkür ediyorum bizi mekanında ağırladığı için. Öncelikle hoş geldiniz. Bu Sürmene'ye karlı bir Sürmene şeyine havasında geldiniz. Hoş geldiniz. Sürmene Bıçak Sarayı, Mehmet Kumbasar. Aslında firmanın sahibi Mehmet Kumbasar. Bundan 1946 yılında Sürmene'de bu işi kuran babam 100 yaşında 2 yıl önce vefat etti kendisi. Allah'ım şimdi diyorsun. Biz de bu işi kendi şeyimizde devam ettirmeye çalışıyoruz. Devam ettiriyoruz Sürmene Bıçak Sarayı olarak. Bundan 1946 yılında keserle, baltayla, bıçakla bu işe başladık. Daha sonrasında keser ve el aletleri teknolojinin de şeyiyle birlikte şey olunca bu işe yöneldik. Bıçak, şimdi de bıçak sektöründeyiz. Bıçak sektöründe çok da iyiyiz. Yani el yapımı olarak yapıyoruz bıçaklarımızı. Tamamen el yapımı. Elde dövülerek yapılıyorlar. Siz kaç yıldan beri Sürmene bıçağı üretimi yapıyorsunuz? 15 yıldır Sürmene bıçağı üretimi yapıyoruz. Ama daha öncesinde tabii ki çeliği Sürmene ile tanıştıran babam yani. Burada çay fabrikası bile yoktu yani. Çeliğin ne olduğunu bilen yoktu yani. Sürmene'de bu işi kurduğu zaman. Şimdi 15 yıldır bıçak işindeyiz. Ama daha öncesinde keser, balta, kazma, el aletleri üzerinde Mehmet Kumbasar. Sürmene'de bir Türkiye'de her yere bir nalbura gitseniz Mehmet Kumbasar adını duyarsınız yani el aletlerinde yani. Peki Sürmene bıçağını hani diğer bıçaklardan farklı kılan şey nedir? Sürmene bıçağını diğer bıçaklardan farklı kılan Sürmene'de çelik zaten aynıdır efendim. Çelikler yapılan bütün bıçakların çelikleri aynıdır. Çelik bize dışarıdan gelir. Hani yurt dışından, Fransız çeliğinden. Önemli olan Sürmene'nin balık yağında yani su verilmesi, sertleştirilmesi yani. Şimdi balık yağının farkı ne? Yani balık yağı olunca ne oluyor, ne değişiyor bıçakta? Artık o balık yağı dedikleri yani balık yağında bu sertliğini daha çok yani keskinliğini daha uzun süre koruması için yani balık yağı bunu veriyor ona yani. Başka suda da verilir, kumlama sisteminde de verilir ama balık yağı buna o sertliği veriyor yani. Keskinliği diğer bıçaklar 2 yılda körülüyor. Bu 3 yılda 5 yılda körülen bu bıçak yani. Bu bıçak daha sonra yani tek insanlar Sürmene meşhur olunca bu bıçak da ondan sonra. Hı-hı. Bakabilir miyim şöyle tabii bir? Ki. Evet, şu bıçak meşhur. Şöyle tarihi bir yaklaştıralım. Bunların sanırım farklı farklı işlemeli falan olanları var. Tabii olanları var. Değişik sap kısımları yani. Bu geyik boynuzundan yapılmış, gümüş işlemeli, oluklu bir bıçak yani. Eskiden bunu atalarımız belinde silah olarak taşırlardı. Bu da onun yardımcı bir bıçağı yani. Eskiden bundan diyelim yani kanunla yasaklanan bir bıçak sonra Atatürk zamanında 1952 yılında kanunla yasaklanan bir bıçak. Daha sonra biz de bunu görsel olarak satıyoruz yani. İnsanlar tabii ki alıp bunu süs için daha çok. Şu an bu kesici mi bu şu anda? Şu an tabii ki kesici değil fakat olukları var gördüğünüz gibi burada. Evet. Oluklarından yani bu silah olarak kullanılırdı yani. Soktuğunuz zaman kan içeri akıyor, yaşama şansı yoktur. Bıçak böyle. Koronu falan bu bıçaklarla evet, mı? Şimdi daha çok halk oyunlarında kullanılan bir bıçak belli. Tamam. Kullanılan bir bıçak. Evet efendim. Şimdi kaç tane çeşidiniz var? Birazcık böyle başlıca çeşitlerden bahseder misin? 50'ye yakın bıçak çeşidimiz var yani. 50'ye yakın. Mutfak bıçaklarında şef bıçağı, meyve bıçağı, kahvaltı. Ondan sonra diyeyim size sebze bıçakları, ondan sonra kasap bıçakları. Hani müşterinin isteklerine doğrultusunda tabii ki her şeye hitap eden bıçaklar yapıyoruz. Normal bir kullanıcı bıçaktan çok anlamaz. Evet. Bıçakların da çok farklı sap çeşitleri var. Evet. Mesela boynuzdan yapılıyormuş. Ben mesela ilk duyduğumu bayağı şaşırmıştım. Boynuz ne alaka falan diye. Boynuzdan daha çok görsel amaçlı bıçaklar yapılıyor yani. Mutfakta kullanmak için daha çok gül ağacı tercih ediliyor. Burada bir tane boynuz var galiba. Evet, geyik boynuzu, karaca boynuzu. Bakalım.
Bunlar görsel amaçlı diyorsunuz. Görsel amaçlı, koleksiyon olarak kullanılan bıçaklar yani. Koleksiyon amaçlı alıyor. Yani bir tarihi bir değeri olan bıçaklar yani evet. Böyle. Bu bayağı evet. Keskin. Ramiz bıçağı diyoruz bunu. Hani o Ezel dizisinde diyor ya Ramiz dayı rahmetli. Benim de babadan kalma bir sürmene bıçağım var. O bıçak bu bıçak işte. Bu babadan kalma sürmene bıçağım. Yani bir de tarihli. Şey var benim bildiğim kadarıyla. Ben de sürmeneli olduğum için çok anlamasam da evet. Az çok gördüğüm için söylüyorum. Normal saplar da yani süs amaçlı olmayan, aksesuar amaçlı olmayan normal düz saplarda da evet. Mesela şu şekilde olup da boynuzdan yapılanlar da var galiba. Öyle tabii mi? Var yani isteğe bağlı. Şimdi var mı biz, bir tane örnek gösterir misin? El yapımı olan. Yaptığımız için yani şimdi boynuzdan yani bunu mutfak bıçağına biz boynuz takmıyoruz. Yani mutfak bıçağında boynuz biraz hani böyle şey geliyor insana yani ekmek keseceksiniz mi yani şey yapacaksınız. Boynuz biraz ne bileyim daha çok gül ağacı takıyoruz. Venge ağacı takıyoruz yani mutfak bıçaklarına. Birkaç tane göstersin ama abi. Venge ağacı göstereyim ben size şuradan hemen yine aynı şekilde. Bu da venge ağacı. Yani suya venge. Suya dayanıklı ağaçtır bunlar. Yani suyu sudan etkilenmez evet. Öyle kısa zamanda sudan etkilenmez. Şimdi evet bu çeşitlerden Verzali. Tekrardan bir konuşalım. Bunun hangi model oluyor? Verzali sebze bıçağı oluyor bu yani. Evde ekmeklerde, sebzelerde kullanılan bir bıçak yani bu yani daha çok. Yani sıkıştırılmış ahşap olarak. Ahşap olarak ama önemli olan tabii ki bıçağın her tarafı şey yani önemli. Sapın daha çok önemli yani tutuş şekli. Yani doğraması şey ama önemli olan çeliği yani T7 çeliğinden T5 T7 çeliğinden bıçaklar yapılır yani. Hani böyle keskinliğini daha uzun süre korusun diye yani T5 T7 çeliğinden yapılır yani bıçaklar. Bu hangi saptan oluyor? Gül ağacı o. Bu gül ağacı. Evet, gül ağacından yapılır. Mutfakta bunu mu öneriyorsun? Tabii mutfakta en çok satılan, en çok kullanılan bıçak yani sebze bıçağı olarak diye geçiyor yani. Bu budur yani. Bunu kullanıyorlar. Bu ekmek bıçağı olarak geçiyor. Bunun sapı ne oluyor? Bu venge. Venge. Venge ağacı olarak geçiyor yani. Hı-hı. Suya dayanıklı bir üründür yani sap kısmı. Evet. İnsanlar alanlar memnun bundan yani. Kullananlar, şey yapanlar hani dediğim gibi her bıçağın üzerinde kendi ismimiz var yani. Müşteriye bunu satarken, verirken yani alan adam bunu kullanacak yani şey yapacak. Hani memnun kalacak yani. Memnuniyet önemli bizim için evet. Yani burada sürmenede. Piyasada çok fazla sürmene bıçağı var. Evet. Yani bir sürmenede gerçekten sürmenede üretenler var. Evet. Bu işi fabrikasyon olarak yapanlar var. Tabii. Sonra yine böyle bir babadan kalma olup da kendi evinin kenarında böyle bir atölye yapıp çalışanlar da var. Ha. Böyle tanıdıklarım, bildiklerim de var benim. Evet. Bir de hiç alakası olmayıp da direkt sürmene bıçağı diye satanlar var. Evet. Bu konu şimdi, hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi sürmene bıçağı dışarıda da tabii ki Bursa'da da bıçak yapılıyor. Bursa bıçağı da meşhur bu bıçak. Denizli'de de yapılıyor bıçak. Fakat sürmene bıçağının özelliği yani sürmene bıçağı dediğim gibi balık yağında elde yapılıyor. Balık yağında su veriliyor bunlara. Yani sürmene bıçağının yapılış şekli yani şekil olarak yani daha farklıdır. Onlar daha farklı bıçağı yapıyorlar. Ama sürmene bir marka olunca bunu fırsatçı insanlar tabii ki fırsatçı insanlar bunlardan yararlanmak istiyorlar. Böyle de sürmene olarak sürmene yazıp insanlara satıyorlar. Ama sürmene bıçağını nasıl anlarsın? Sürmene bıçağını anlamanızdaki şey firma ismi, şahıs ismi yani bunu yapan şahıs ismi. Onu gerçi siz nereden bileceksiniz? Diyeceksiniz ki biz şunu aldık yani. Ama güvenilir yerlerden almanız yani bıçakları. Bu konuda şimdi zaten buna sürmene bıçağına sürmene belediyesi olarak belediye başkanımız buna şey aldı, coğrafi işaret, mahret işareti alındı. Daha böyle yani sürmene bıçağı diye adı altında sürmene, yani başka bıçaklar satılamayacaklar. Bir kişi bir günde kaç tane el yapımı bıçak yapabilir? Bir de hani bunun aşamaları nelerdir? Bir bıçak yapmak için neler yapmak gerekir? 10 tane bıçak yapabilir bir usta yani böyle elde yani. Hani bunu kesecek, makasta kesecek bunu eliyle ondan sonra bunun ağzını açacak, sulayacak, dövecek, suyunu verecek, tesbih sapını takacak. Yani 10 tane bıçak yapar bir usta bir gün. Ama sanırım böyle sağlam bir usta olması lazım. Yani onun tabii biraz fazla yani, gibi. Tabii ki yani dediğim gibi usta yani şimdi öyle usta bulmak da artık yani
Gerçi yeni nesilde de yetişiyor yani ustalar bunlara. Yetişiyor mu yeni nesil, hani gençler işte, ilgi duyuyor mu şu anda bıçak yapımına? Tabii sürmene bıçağı şu anda yani ilgi yani şey yaptığınız gibi çok rağbet olunca yani insanlar, bu da bir geçim kaynağı, sürmene de yani bir geçim kaynağı olarak görülüyor yani. Bıçak, bir bıçak yapılması için hangi aşamalardan geçiyor? Usta ne yapıyor? Önce ne yapıyor? Sonra ne yapıyor? Hani bunu birazcık anlatabilir misin, bıçak yapım aşamalarını? Dediğim gibi bıçak çelik dışarıdan geliyor yani, çelik. Bunu usta makasla kesecek yani, bıçağın şeklinde kesecek bunu yani. Diyelim ki şu bıçağı yapacak. Hani bu bıçağın ebatında bunu önce kesecek makaslarda. Daha sonrasında kestikten sonra ağız açımını yapacak. Ağız açımı nedir? Yani ağzı, şu kısmını diyelim, ağzını açacak yani bu kısmını. Hani indirecek diyelim. İnceltecek bunu. Yani? Tabii ince. Tamamen ince değil. O aşama aşama. Daha sonra sulayacak bunu. Su verecek buna. Yani sulama şeyine girecek. Ondan sonra balık yağında su verecek. Sapını takacak. Pervazını takacak. Bu şekilde bunun şeyinden geçecek. Birazcık hediyelik bıçaklardan bahsedelim. Koleksiyonluk dediniz az önce. Evet. Onları birazcık gösterin. Bize anlatın birazcık. Mesela şöyle bir bıçağımız var. Mesela bu av bıçağı. Yani gördüğünüz gibi bir av bıçağı yani. Geyik boynuzlu. N16 çeliğinden yapılan yani, bir dövülerek yapılan, hı hı, bir av bıçağı yani. Koleksiyonluk. Bu da elde yapıldı değil mi? Elde yapılan tabii. El yapım bir av bıçağı yani. Meraklısı var yani. Buna yani alıp koleksiyon olarak kullanan, saklayan insanlar var. Mesela şuna bakalım. Bu da yine sürmene kaması. Trabzonsporlu gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi Trabzonsporlu. Yani ilgisini çeken bunlar. Yine aynı şekilde bu da Ramiz bıçağı, geyik boynuzlu. Bunlar tamamen elde yapılıyorlar. Bunlar diğer mutfak bıçakları gibi şey değil yani. Tamamen elde yani, bu boynuz gördüğünüz gibi koleksiyonluk yani bunlar. Şunu bu da yine geyik boynuzlu bir av bıçağı yani. Yine böyle bir bıçak. Yine var. Aynı bu şekilde. Bunların hepsi böyle. Sadece mutfak bıçakları. Ama diyeceksiniz ki bu bıçaklara yani ilgi derken, herkes tabii ki bunlara ilgi, evet, daha çok mutfak bıçaklarına yani. Şimdi bu ihtiyaç işi yani. Mutfakta kullanacak bu bıçakları yani. Ekmek kesecek, sebze kesecek. Annelerimizin böyle altı bıçak yerine kullandığı, tek bıçak olarak kullanılan bıçak bu bıçak yani diyelim. Alacak evde altı bıçağın işini tek bıçakla görecek yani, soymada, doğramada aynı şekilde bu da kullanacak yani. İhtiyaç olarak kullanılan bıçaklar bunlar. Geyik boynuzlu bir... Bunu göstermiştiniz, bu da... Evet, bu da güzel bir... En gösterişlerden birisi. Kama, güzel, evet, kama, güzel bir kama. Boynuz gördüğünüz gibi oluklu, Ramiz bıçağı diyoruz biz buna. Peki... Turistlerin ya da halkın ilgisi nasıl bıçaklara? En çok ne zaman talep oluyor bıçaklara? Biz bu işte bir şeyiz yani. Babamız bu işten çok eski olduğu için 100 yaşında, dediğim gibi bu işi ilk kuranlardan yani, bu el aletleri üzerine Mehmet Kumbasar. Hani bir marka şeyimiz var yani. Bunda insanlara güzel şeyler verdiğiniz zaman yani, o insanlar yine sizi gelip tercih ediyorlar. Daha çok turlar geliyor yazın yani, böyle yurt içi turları geliyor yani, tercih edenler. Türkiye'nin her tarafından turlarımız var, geliyorlar. Bıçak, sürmene bıçağını nedir, nasıldır, bunu tanıtıyoruz. Biz de burada sunum yapıyoruz, burada aynı şekilde anlatıyoruz insanlara ki bu şekilde yapılır, böyle yapılır, böyledir. İnsanlar bütçelerinde, kimisi alıyor bir tane, kimisi set halinde alıyor bütçesine göre. Biz de tabii ki bundan bir ekmek kazanıyoruz. Onları da mutlu ediyoruz. İnternetten ne gibi ortamlarda satıyorsunuz? Instagram'dan satışımız var. İnternet sitemiz var, Sürmene Bıçak Sarayı adı altında. Bıçak almak isteyenler için, yani sürmene bıçağı almak isteyenler için bir öneriniz var mı? Sürmeneden mi alsınlar sadece, ya da farklı bir yerlerden mi alsınlar? Sürmeneden güvenilir yani, derken güvenilir firma adı, şahıs adı olan firmalardan alsınlar, yanılmazlar yani. Dışarıda pazardan sürmene bıçağı alamazlar veya şeyden, sürmeneden tabii ki alınır, sürmenede yapılır. Yani sürmenede yapılır derken, çelik dışarıdan gelir, sürmenede yapılır. Ama burada da yani bu işi yapan ustalar var.
küçük ustalar var. Yani küçük derken evinin altında küçük atölyesinde bu işi yapan ustalar var. Onlardan da alınabilir. Sürmeneden alınır. Bu kadar. Sizlere teşekkür ediyorum geldiniz bizi bu kış gününde. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani başarılar dileriz. O kadar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.